Son videoda yer değiştirmeden yola çıktığımızı söylemiştik ki artık yer değiştirmeyi biliyoruz. Yer değiştirme ivme ve ilk hız bize verilmişti ve size son hızı nasıl hesaplayacağımızı sormuştum. Ve son videoda V sonun karesinin ilk hızın karesi artı 2 çarpı yer değiştirme çarpı ivmeye eşit olduğunu bulmuştuk. Eğer hatırlamadıysanız son videoyu tekrar izleyin. Bazen, 2 çarpı yer değiştirme yerine, 2 çarpı uzaklık ya da 2 çarpı mesafe yazıldığını görürsünüz, çünkü 0 noktasından başladığımızı varsaydığımızda, yer değiştirme uzaklığa eşit oluyor, mesafeye eşit oluyor. Bu formülü her iki şekilde de yazabiliriz ve umuyorum ki, bu açıklamanın üzerine, formülle neden sürekli bir yer değiştirme, bir uzaklık yazdığımı anladınız. Her ikisi de doğru, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Yazdığım formül V sonu bilmediğimiz zaman kullanılır. Diyelim ki zamanı bulmak istiyorsunuz. Bir kere V sonu bulunca yani V sonu biliyorsak zamanı da bulabiliriz ve size bunu nasıl yapacağımızı hemen göstereceğim. Fakat diyelim ki soruyu bu yöntemle çözmek istemiyorsunuz. Öyleyse yer değiştirme, ivme ve ilk hız verildiğinde zamanı doğrudan nasıl bulabiliriz? En temel uzaklık formülüne bir kere daha bakalım tam olarak uzaklık formülü diyemeyiz ama bu formül uzaklığın hızla nasıl bağlantılı olduğunu gösteriyor. Biliyoruz ki yer değiştirme bölü, zamandaki değişim ortalama hıza eşittir. Tabi bu formülü yer değiştirme eşittir, zamandaki değişim çarpı ortalama hız şeklinde de yazabilirdik. Zamandaki değişim ve yer değiştirme bunlar. Bazen bu formülün farklı bir renkle yazacağım uzaklık eşittir hız çarpı zaman şeklinde yazıldığını da görürüz. Harekete sıfır noktasında ya da sıfır zamanında başladığımı varsaymadığımızdan dolayı buraya yer değiştirme ya da zamandaki değişimi yazıyoruz. Eğer sıfır noktasından başladığımızı kabul edersek son uzaklığın ortalama hız çarpı son zamana eşit olduğunu buluruz ama biz diğer formüle bağlı kalalım. Şimdi burada kutu için aldığım bilgiler bize verilmiş ve biz zamanı hesaplamak istiyoruz. Bu eşitlikten devam edelim. Zamanı ya da zamandaki değişim bulmak istersek her iki tarafı da ortalama hıza bölebiliriz. Yok, böyle yapmayalım. Bir saniye. Ekranı silip yeniden başlayalım. Yer değiştirme, ilk hız ve ivme bize verilmiş ve zamanı hesaplamak istiyoruz. Aslında zamandaki değişim demeliyiz ama sıfır zamanında harekete başladığımızı kabul edersek son zamanda diyebiliriz. Basit bir formülle başlayalım. Uzaklık ya da yer değiştirme, bunları hep birbiriyle değiştirerek kullanacağım. Şimdi küçük d'yi kullanıyorum. Ortalama hız çarpı zamana eşittir. Ortalama hız nedir? Ortalama hız, ilk hız artı son hız bölü 2'ye eşittir. İvmeyi sabit kabul ettiğimiz için ilk hız ve son hızın ortalamasını aldım. Bu nokta çok önemli ama çoğu atış probleminde yer çekimi ivmesini alıyoruz ki bu da sabit ve aşağı doğrudur. Böylece ortalama hızın ilk hız ve son hızın ortalamasına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve ortalama hızı zamanla çarpalım. Şimdi doğrudan bu formülü kullanabilir miyiz? Hayır. İvmeyi biliyoruz ama son hızı bilmiyoruz. Eğer son hızı eşitlikteki diğer veriler cinsinden yazarsak belki zamanı bulabiliriz. Deneyelim. Uzaklık eşittir. Burada küçük bir boşluk bırakıp diğer tarafa geçelim. Son hızla ilgili ne biliyoruz? Hız değişiminin ivme çarpı zamana eşit olduğunu biliyoruz ve t sıfırken harekete başladığımızı varsayıyoruz. Böylece son hız, eksi ilk hız, yani hız değişimi ivme çarpı zamana eşit olur. Biliyoruz ki son hız, ilk hız artı ivme çarpı zamana eşit. Şimdi bunu formülde v sonun yerine koyalım. Uzaklık eşittir. ilk hız, artı son hız. Şimdi v sonun açılımını da yerine yazalım. Yani elimizde ilk hız artı ivme çarpı zaman var. Hepsini, bütün bunu ikiye bölelim ve zamanla çarpalım. Yani d eşittir 2 v ilk artı ivme çarpı zaman bölü 2 Parantez içinde, çarpı t. Bunu sadeleştirebiliriz. İkiler sadeleşir ve t'yi her iki elemanla da çarparız. Böylece d, v ilk, çarpı t, artı, a çarpı t'nin karesi, bölü 2'ye eşit olur. Yer değiştirmeyi ya da uzaklığı, aslında yer değiştirme yazmalıyım. Evet, yer değiştirmeyi ya da uzaklığı biliyorsak bu formülü kullanabiliriz. Aslında yer değiştirme ve zamandaki değişim olması gerekiyor. Yani yer değiştirme V ilk çarpı zaman artı ivme çarpı zamanın karesi bölü 2'ye eşittir. Şimdi elimizde olan bütün eşitlikleri özetleyelim. Çünkü artık bir boyutlu, tek boyutlu atış hareketi problemlerini çözmek için ihtiyacımız olan bütün denklemleri biliyoruz. Bir boyutlu derken, tek boyutlu derken sadece sağa ya da sadece sola, sadece batıya, doğuya, kuzeye, güneye ya da bunların her ikisi birden değil. Bir sonraki videoda bunu çalışacağız. Şimdi bildiğimiz her şeyi özetleyelim. Biliyoruz ki, yer değiştirme bölü zamandaki değişim, ortalama hıza eşittir. Eğer hız değişmiyorsa, yer değiştirme bölü zaman hıza eşittir ama hız sabit değilse, ortalama hıza eşittir. Ve ivmemiz sabit ki, bu önemli bir varsayım. Hız değişimi, bölü zamandaki değişimin, ivmeye eşit olduğunu biliyoruz. Ortalama hızın ise, son hız artı ilk hız, bölü 2'ye eşit olduğunu da biliyoruz. Bu da ivmenin sabit olduğunu söyler. Eğer ilk hız, ivme ve uzaklığı biliyor ve son hızı bulmak istiyorsak, şu formülü kullanabiliriz. v sonun karesi eşittir, v ilkin karesi artı 2 çarpı a, yani ivme, çarpı yer değiştirme. Yer değiştirmeyi kullanıyoruz çünkü yönden bahsediliyorsa hangisinin kullanıldığı önemlidir ama bunun bazen sadece mesafe olarak yazıldığında görebilirsiniz. Eşitliği yazdık ve biliyoruz ki uzaklık, mesafe eşittir ilk hız çarpı zaman artı a çarpı t kare bölü 2. Bir sonraki sunumda birkaç video öncesinde verdiğim örneğe devam edeceğiz. Görüşmek üzere.